Merhaba arkadaşlar. Acil yayınları integral fasikülünün çözümleri için birlikteyiz sizlerle yine. Bugün belirli integral test 4'ün çözümlerini yapacağız. Evet birinci sorumuzla başlıyoruz. Birinci sorumuz fx eşittir d bölü dx integral 1'den x'e kadar u artı 1'in karesi du olarak verilen bir fonksiyonla başlıyor. Ve f türev 3'ü bulmamız isteniyor şimdi f türevi 3'ü bulabilmek için bizim öncelikle fonksiyonumuzun ifadesine ulaşmamız lazım yani fx fonksiyonumuz ne ki türevine ulaşabilirim dolayısıyla ilk olarak şuradaki integral alma işlemini yapalım hep birlikte birden x'e kadar kareye alıyorum arkadaşlar o bana u kare artı 2u artı 1 olarak geliyor çarpı du yazdım integral alırsak eğer u küp bölü 3 kuvveti 1 arttırırsak 2 u kare bölü 2'den 2'ler gidecek u kare artı 1'in integrali u sınırlarımız 1'den x'e yerine yazarsak bu değerlerimizi öncelikle x yazıyoruz x küp bölü 3 artı x kare artı x devam edelim şimdi 1 yazıyoruz 1 bölü 3 artı 1 yine artı 1 getirdi. Bunu sonlandırırsak eğer x küp bölü 3 aynen kaldı. x kare de öyle. x de öyle. Şurayı toplayacağız sadece. 1 ile 1'i topladık. 2. 2 ile de 1 bölü 3'ü toplarsak eğer 3 ile payda eşitlediğim zaman eksi 7, 7 bölü 6'yı verecektir bize. Pardon 7 bölü 3. 7 bölü 6 nereden geldi? Şimdi 7 bölü 3'ü de yazdık. Bakalım ne yapıyoruz? Evet fonksiyonumuzu oluşturduk. Şu fonksiyonu bulduk işte aşağıdaki elde ettiğimiz fonksiyon. Bunun başında ne gördük? B bölü dx. Bu neydi arkadaşlar? Türev operatörüydü. O zaman bulduğum içerideki bu fonksiyonun neyini almam isteniyor benden? Türevini almam isteniyor. O halde biz de türev alarak devam edelim. Verilen fonksiyonun oluşturduğumuz bu fonksiyonun türevini alırsak fx'e ulaşacağız. 3'ü başa atarsak paydadaki 3 ile sadeleşiriz. x kare verir bize. Artı x karenin türevinden 2x ve x'in türevinden de 1 gelecektir. Evet f türevi 3'e ulaşmak için de bir kez daha türev alıyorum. x karenin türevinden 2x ve 2x'in türevinden de 2 geldi. Bu fonksiyonu artık bulduk x yerine 3 yazarak sonlandırıyoruz. x yerine 3 yazarsak 2 çarpı 3 artı 2'den 6 artı 2 yani 8 olur diyoruz. Ve D şıkkıdır sorumuzun doğru cevabı. Hemen ikinci sorumuzla devam edelim. İkinci sorumuz yine fonksiyon tanımlanarak başlanmış. fx fonksiyonu x kare artı 2x çarpı 0'dan 1'e 2x artı 1 dx diyor. Buna göre f fonksiyonunun yerel minimum değerini soruyor arkadaşlar bize. Yerel minimum değer. Şimdi türeve şöyle biraz dönelim. Ne yapıyorduk yerel minimum değerlerini bulmak için? Fonksiyonun öncelikle türevini alıp türevinin sıfır olduğu yerleri bulup bu yerlerde yerel minimuma ulaştıracak ne neyse onu fonksiyonun x yerine yazıyorduk. O zaman Öncelikle yine fonksiyonumuzun içindeki şu integral alma işlemiyle başlayacağız işe. Fonksiyonu oluşturacağız. Sonra türeviyle devam edeceğiz. Evet hadi bakalım. Sıfırdan 1'e 2x artı 1 integral ile başlıyorum. 2x'in integrali x kare bölü 2'den 2'ler gitti. x kare. 1'in integrali x. Sınırlarımız sıfırdan 1'e. Önce 1 yazıyoruz. 1'in karesi 1 artı 1. Eksi 0 yazarsak Hepsi sıfır oldu. Yani integralimizin sonucunu 2 olarak bulduk. Peki bunu yerine yazdığımız zaman neydi bu bizim ifademizde? Çarpım durumundaydı bakın burayla. Çarparsak eğer onu bize 2x kare artı 4x'i verecektir. O zaman fonksiyonumuz bulundu. 2x kare artı 4x'miş. Bunun türeviyle devam etmem lazım. Türevini alırsam eğer f türev x eşittir diyorum. 2'yi başa çarpan olarak atarsam 4x artı 4x'in türevinden de 4. Şimdi 4x artı 4'ü 0 yapan yeri bulalım. 4'ü diğer tarafa atarsak 4x eşittir eksi 4 ve her iki tarafı da 4'e bölersek eksi 1 olarak gelecektir. Bunun da işaret tablosunu yaparsak yerel minimum noktanın apsisi olduğunu görmemiz mümkün arkadaşlar. Türevimizin işaretten büyük terim pozitifti. Pozitifle başlayıp köke gelince işaret değiştirdim. Bakıyorum ki azalıp ve artışa geçmiş fonksiyonum. Ve burada bir çukurluk oluşmuş. O halde evet diyorum bu eksi bir değeri benim fonksiyonumun yerel minimum noktasının apsisi. E o zaman yazalım yerine fonksiyonda bizden istenen minimum değeri de ulaşmış oluruz böylelikle. X yerine eksi bir yazarsak fonksiyonumuz şuradaydı arkadaşlar. Evet. 2 çarpı eksi 1'in karesinden 1 artı 4 çarpı eksi 1. Buradan 2 eksi 4'ten cevap eksi 2 olur. Yani A şıkkıdır. Doğru cevabımız. Ve gelelim 3. sorumuza. 3. sorumuzda da 1'den e, kök 2'ye kadar dx bölü x üzeri 5 artı 1 artı 1 bölü x üzeri 4 kare. integralin değeri nedir demiş. Şimdi değişken değiştireceğiz belli. Hemen şu parantezin içinde gördüğünüz ifadeye bir değişken atayarak yola başlayabilirsiniz. Yalnız ben direkt değişken atamadan önce şurada bir ufak bir düzenleme yapmak istiyorum. Yukarıya dokunmazsak arkadaşlar payımızı bir aynen yazalım. X üzeri 5 de burada kalsın. Şurada toplama işlemini yaparsak eğer x üzeri 4 artı 1 bölü x üzeri 4'e götürür bizi. Peki bunun karesi var. Karesini de eğer alarak yazarsak ne gelecek elimize bakalım. x üzeri 5 çarpı yukarıda kare almıyorum. x üzeri 4 artı 1'in karesi diyorum. Bölü paydamız x üzeri 8 etti ama 4'ün karesini aldığım için. Peki sadeleşmeyi gördük mü burada? Ne kaldı paydamızda? x küp. Şimdi düzenleyerek yazarsak 1'den kök 2'ye kadar x küp e, şuradaki bölmenin kuralından birinciyi aynen yazıp burayı da ters çevirirsem eğer x küp bölü evet x üzeri 4 artı 1'in karesine ulaştırır bizi. Bir de yukarıda dx vardı. Şimdi daha sade bir integralle uğraşacağım gibi geliyor bana. Ne yapacağız arkadaşlar? Hemen değişken değiştirme işlemini burada yapabilirim. Ne diyelim? paydadaki x üzeri 4 artı 1'e u diyerek devam edelim. Buna u dediğimiz zaman her iki tarafın diferansiyelini aldığımızda 4 x küp çarpı dx du olacaktır. Bir x küp dx'i var. Görüyorum orada. 4'ü diğer tarafa atmak istiyorum. O zaman x küp dx ne olacaktır? du bölü 4. Peki sıra neye geldi? Sınırlarımızı belirlemeye geldi. Bakalım alt sınırımız ne olacak? X yerine 1 yazarsak eğer 1'in dördüncü kuvveti 1, 1 ekledim. U 2 oldu. X yerine kök 2 yazarsak eğer kök 2'nin dördüncü kuvveti ne olur arkadaşlar? 4, bir de 1 eklersek 5 olacaktır. X küp dx yerine du bölü 4 çarpı Evet paydadaki x üzeri 4 artı 1 yerine de u yazarsak u kare. Peki 1 bölü 4'ü dışarı atıyorum integralden bağımsız olduğu için. 2'den 5'e ne kaldı integralimin içinde? Payda da u kare. O zaman onu da yukarı alalım. u üzeri eksi 2 du olarak gelir ifademiz. Artık integral alabiliriz. İntegralimizi alırsak 1 bölü 4'ü yazıyorum. u üzeri eksi 2'nin integrali kuvveti 1 arttırırsak eğer u üzeri eksi 1 bölü eksi 1 yapacaktır. Sınırlarımız 2'den 5'e kadar. Peki buradaki düzenleme ne olur arkadaşlar? Şu eksiyi başa atarsak eksi 1 bölü 4 u'yu da paydaya atarsak 1 bölü u 2'den 5'e. Artık sınırlarımızı yerleştirebiliriz. Eksi 1 bölü 4 parantezinde yapalım bu işlemi. 1 bölü u 5 yazarsak 1 bölü 5 eksi 2 yazarsak da 1 bölü 2. Bu işlemimiz ne yapacaktır? Payda eşitlersek burada 2 ile burada da 5 ile ne getirir bize? Eksi 1 bölü 4 başında var. Çarpı parantez içinde. 2 ile 1'i çarptım. 2. Eksi 5 ile 1'i çarptım. 5. Ortak paydamız 10 oldu. 2 eksi 5 eksi 3. Eksi 1 ile de çarparsam 3. Bölü 4 ile 10'un çarpımından da 40 olacaktır. Bakıyorum 5 şıkkı diyoruz. Sorumuzun cevabı. Evet. Gelelim 4. sorumuza. 4. sorumuzda da evet. Bir integral tanımlanmış. Demiş ki 0'dan 3'e kadar x bölü x artı 1 dx a'dır. Buna göre 0'dan 3'e kadar 2 bölü x artı 1 dx integralinin a cinsinden eşiti nedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar paydalarımız aynı. Paylarımıza baktığımız zaman burada bir x var burada bir 2 var. Eğer burası 1 olsaydı paydaların x artı 1 olması sebebiyle paylarının toplamının x artı 1 yaptığını görüp öyle yola devam edebilirdim. 2 var yalnız. O zaman diyorum ki şu integrali bizden A cinsinden bulmamızı istediği integrali B diyelim. Şu integralin de iki katını alalım. Ve iki integrali taraf tarafa toplayalım. Bakalım neyle karşılaşacağız. Düzenliyorum şurada arkadaşlar. Bunu 2 ile çarptık ya. Ne oldu şimdi orası? Sıfırdan 3'e kadar 2x bölü x artı 1 dx artı yine 0'dan 3'e kadar 2 bölü x artı 1 dx neye eşit olacak? a'yı 2 ile çarpmıştım. 2a artı b'yi. Böyle yapmak ne işimize yaradı? Bakın şimdi sınırlarımız 0'dan 3'e kadardı. Bunları aynı integral çatısında yazarsam paydaları ortak olduğu için x artı 1'i verecektir. Paylarımızın toplamı da 2x artı 2'yi görebildik mi arkadaşlar artık neden böyle bir hamle yaptığımı? Şimdi yukarıda 2x artı 2, 2 alttaki x artı 1'in nedir? 2 katıdır. Burayı 2 parantezinde yazarsak eğer x artı 1, x artı 1 ile sadeleşirse elimizde bakın sıfırdan 3'e kadar 2 dx integrali kalacak demektir sadece. O da 2 artı b'ye eşitmiş. Hemen alıyorum integralimi. 2x'tir diyorum integralim sıfırdan 3'e. Ve bunun da sınırlarını yerine yazarsak 3 yazarsak 6 0 yazarsak 0 getireceği için 6 olur. Peki 6 neye eşit oldu? 2A artı B'yi. Biz B'yi bulmak istiyorduk. B'yi bırakalım burada. 2A'yı diğer tarafa atalım. O zaman 6-2A olur ki D şıkkıdır sorumuzun doğru cevabı. Evet hemen 5. sorumuzla devam edelim. Beşinci sorumuzda f r'den r'ye olmak üzere fx x kare eksi 2 ax artı 1 demiş. Ve bu fonksiyonun en küçük değeri de eksi 3'müş. Buna göre sıfırdan 1'e fx dx integralinin en büyük değeri nedir diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar fonksiyonumuzun denklemine baktığınız zaman bunun bir parabol denklemi olduğunu anlayabiliyoruz. Peki bir parabol en küçük değeri nerede alırdı? kolların yönü yukarı doğru olduğu için bu parabol temsili bir parabol çizersek eğer şöyle bir parabolümüz var. En küçük değerimiz bu. Bu bizim tepe noktamızın ordinat değeri değil miydi? İşte o değerin eksi 3 olduğunu söylüyor bize. Peki biz nasıl buluyorduk onu? R'yi buluyorduk. R'yi yerine yazıyorduk. Neydi R? Eksi B bölü 2A. Eksi B katsayımızın bakıyoruz burada eksi terimizin katsayı eksi 2A olduğunu görüyoruz. O zaman eksiyle çarptık 2A oldu. A katsayımız 1 o yüzden paydamız 2 yani A olduğunu görebiliyoruz. Bunu fonksiyonda yerine yazınca yani f a değerimizin eksi 3 olduğu bilgisi verilmiş bize işte. Yazalım yerine o halde A kare eksi A yazarsak 2A kare artı 1 gelir. Bu Eksi 3'müş. Şurası eksi a kare etti. Eksi a kareyi buraya atıyorum. Pozitif olsun diye. Eksi 3'ü de buraya. O da pozitif olsun. Buradan a kare 4 ise a 2 ya da eksi 2 olabilir. Peki hangisi? Bunu yerine yazarak arkadaşlar bakacağız. İntegralimizin değerine hangisinden daha büyük bir değer geliyorsa öyle işaretleme yapacağız. Şimdi a'yı öncelikle 2 aldık diyelim. O zaman sıfırdan bire fx dx integralini eşitini bulalım. fx yerine integralimizi yazalım bulduğumuz ifadeyi. a'yı 2 aldık arkadaşlar. O zaman x kare eksi 4x artı 1 oldu. Bunun integralini alırsak eğer x küp bölü 3 eksi 4x kare bölü 2 ve artı x yapar. Nereden nereye? Sıfırdan biri. Evet biri yazıyorum. O da bana 1 bölü 3. Şuradaki 4 ile 2'yi sadeleştiriyorum. 2x kareden 1 yazarsam eksi 2 ve artı 1'i verir. Alt sınırım 0 olduğu için hiç yazmıyorum onu arkadaşlar. Şuradaki işlemim eksi 1 etti. 1 bölü 3'ten de eksi 1 çıkarırsam 3 kere eksi 1 eksi 1, 3 1 ile toplarsak eksi 2 bölü 3 verir. Bakıyoruz arkadaşlar şıklarımızda yok böyle bir cevap. Demek ki A'nın iki değeri için gelmiyormuş bu fonksiyonun en büyük değeri. O zaman A'yı şimdi eksi 2 kullanalım. O halde sıfırdan 1'e fx dx integralinin eşitine bakalım. fx'imizi yazalım yine. A yerine eksi 2 yazarsak. Bu defa denklemimiz x kare artı 4x artı 1 olacaktır. Aynı işlemleri tekrarlıyoruz. Yine integral alıyoruz. x küp bölü 3. Değişen tek şey şu a'lardan kaynaklı şuradaki işaret. O da 4x kare bölü 2'den 2x kare artı 1'in integralinden x'i verir. Yine sınırlarımız 0'dan 1'e. 1 e. yazıyoruz şimdi arkadaşlar. 1 bölü 3 artı 2 çarpı 1'den 2 ve 1. Alt sınırım 0 olduğu için yine yazmıyorum. 2 ile 1'i topladım. 3. 1 bölü 3 ile de 3'ü toplarsam 3 kere 3 9 1 ekledim. 10 bölü 3 oldu bakıyorum. Evet D şıkkı diyoruz sorumuzun doğru cevabı. Evet parabol bilgilerimiz birazcık canlanmış oldu bu soruyu çözerken. Yeni sorumuz eksi 3'ten 3'e x artı x küp bölü mutlak x artı 1 artı x artı 1 dx de integralinin değerini istiyor. Evet mutlak değer girdi işin içine. Arkadaşlar mutlak değerli fonksiyonlarda belirli integral alırken biz biliyoruz ki mutlak değerin için sıfır yapan kritik nokta eğer sınırlarımızın içine düşüyorsa bir parçalama yapmak durumundayız. Nedir bizim şimdi mutlak değerimizin için sıfır yapan değer? Sıfır. Düşüyor mu? Düşüyor. O zaman parçalama yapıp devam edeceğiz. Güzel, mümkün. Parçalama yapıp devam edeceğim ve ben bu integralin sonucunu bulabilirim. Yalnız biraz uzatırız diyorum böyle yapınca sorunun çözümünü ve biraz meşakkatli bir yoldan devam etmiş oluruz onun yerine başka ne görebiliriz bakın sınırlarımızın eksi 3'ten 3'e olması birazcık orada bize uyarı versin diyelim ki fonksiyonu inceleyelim biraz acaba teklik çiftlik durumları söz konusu olabilir mi hemen bakıyorum özellikle şu kesirli yerde üstteki fonksiyonum ikisinin kuvvetleri de birinin bir birinin 3 olduğu için tek kuvvetler o zaman tek fonksiyondur diyebiliyorum. Paydaya bakıyorum. Birinin yanında x üzeri 0 var. Kuvvet çift. Mutlak x. Arkadaşlar eksi x yazsak da bize değişmeyecek. Burası yine mutlak x'i verecek. O zaman paydadaki fonksiyonumuza da çift fonksiyon diyoruz. Daha önceki çözümlerimize de karşılaşmıştık. Arkadaşlar tek fonksiyon bölü çift fonksiyon bize nasıl bir fonksiyon verirdi? Tek fonksiyon verirdi. Güzel. O zaman hemen diyorum ki şuradan itibaren bir parçalanma yapalım. Yani eksi 3'ten 3'e kadar x artı x küp bölü mutlak x artı 1 dx artı yine eksi 3'ten 3'e kadar x artı 1 dx. Niye böyle yaptık? Çünkü biz şu fonksiyonun ne olduğunu gördük biraz önce. Tek fonksiyon olduğunu gördük. Eksi a'dan a'ya tek bir fonksiyon integralinin sıfır olduğunu bildiğim için Burada artık hiç integral alma işlemiyle uğraşmayacağım. Sadece elimde eksi 3'ten 3'e kadar x artı 1 dx integrali kalmış olacak. Bunu da alalım hemen. x'in integrali ne? x kare bölü 2 ve 1'in integraline de x dersek eksi 3'ten 3'e kadar bakalım bizi nereye götürecek? Önce 3 üç yazıyoruz. 3'ün karesinden 9 bölü 2 artı 3 oldu. Eksi Şimdi eksi 3 yazıyoruz. Eksi 3'ün karesi yine bizi 9 bölü 2'ye götürdü. Ama bu defa x yerine eksi 3 geldi. Evet bu işlemleri yaparsak arkadaşlar şu eksiyi parantez içine dağıtırsak burası eksi 9 bölü 2 artı 3 yapacağı için eksi 9 bölü 2 9 bölü 2'yi sadeleştirir. O zaman kalan 3 ile 3'ün toplamı 6 olur. O halde d şıkkıdır diyoruz sorumuzun cevabı. Evet güzel farklı bir soruydu. Burada o fonksiyonu görmek önemliydi arkadaşlar. Yoksa integral alma işlemi biraz daha uzatabilirdi sorumuzun çözümünü. Ha, bulur muyduk? İşlem hatası yapmasak bulurduk yine ama böyle biraz daha kolay ulaşmış olduk sonucumuza. Evet geldik 7. sorumuza. F R'den R'ye olmak üzere fx eşittir x küp eksi 2x artı 2 fonksiyonu veriliyor. Buna göre 1'den 4'e kadar limit h 0a giderken fh eksi 2 bölü h dx integralin değeri kaçtır demiş. Şimdi yine biz integralin içine odaklanalım. Yani şuraya bakalım. Bu bize bir yerlerden tanıdık geliyor. Diyoruz ki 2 bizim fonksiyonumuza bakıyoruz. Fonksiyonda x yerine 0 koyduğumuz zaman elde ettiğimiz değer mi bu? Evet o değer. O zaman e, türev tanımı değil mi bu arkadaşlar? Niye uzatalım işimizi o zaman? Diyelim ki 1'den 4'e kadar şu fonksiyon h 0'a giderken bana türev çağrıştırıyor. Yani aslında fonksiyonun türevinin 0'daki değeri demek bu. E güzel. Alalım o zaman fonksiyonumuzun türevini. F türevi x'i bulalım. F türev x. 3 başa geldi. 3x kare eksi 2 oldu. E nedir f türev 0? x yerine 0 yazarsak burayı yuttuk. Sadece eksi 2 kaldı. O oh, integralimiz iyice kolaylaştı. 1'den 4'e kadar f türev 0 yerine eksi 2 yazıyorum. Çarpı dx deyip integralimi tamamlamaya çalışıyorum. Bu integrali alırsak eğer eksi 2x yapar sınırlarımız 1'den 4'e. Şimdi önce 4 yazıyorum. Eksi 2 ile çarparsam eksi 8. Eksi 1 yazıyorum. Eksi 2 ile çarparsam eksi 2. Bu eksi eksi 2'yi artıya dönüştüreceği için eksi 8 artı 2 yani eksi 6 olur diyoruz. Ve C şıkkını işaretliyoruz. Evet şeker gibi bir soru diyoruz sonra sorumuz için ve hemen 8. sorumuzla devam ediyoruz. Evet 8. sorumuzda da bir fonksiyon tanımlanmış. Yine R'den R'ye. Ne diyor? Fx x kare eksi ax artı 3. Bu fonksiyon için sıfırdan 1'e kadar f türev 1 çarpı x dx eşittir 4 ise a nedir diyor. O zaman şurada f türev 1'i bulmakla başlayalım. Fonksiyonumuzun türevini alalım hemen. f türev x eşittir diyorum. 2x eksi a. E, türevin 1'deki değeri lazım da x yerine 1'i yazıyorum. 2 çarpı 1'den 2 eksi a geldi. Bunu da integralde yerine yerleştiriyorum. 0'dan 1'e kadar 2 eksi a çarpı x dx'e ulaştırdı bizi. İşte bu integralin eşiti 4'müş arkadaşlar. Şimdi 2 eksi a bir sabit sayı. O zaman integral dışına da alabiliriz biz bunu. Yani 2 eksi a Çarpı 0'dan 1'e x dx diyebiliriz buna. Bu integral 4'e eşitmiş. 2 eksi a yazalım ve x'in integrali x kare bölü 2'yi verir bize. 0'dan 1'e 4'e eşitliyorum. x yerine 1 yazarak başlıyorum. 1 yazarsam 1'in karesi 1 olacağı için o zaman elimizde 2 eksi a bölü 2'ye ulaştırır bizi. 0 yazınca yuttuğu için uğraşmıyorum arkadaşlar. 4'ün paydasında 1 kabul edip içler dışlar yaparsak eğer 8 eşittir 2 eksi a olur. a'yı bu tarafa atarsam pozitif olsun diye 2 eksi 8 yani a da eksi 6 olur. Adana'dır diyoruz o zaman sorumuzun cevabını. Devam edelim. 9. sorumuz bakalım bir grafik içeriyor. Evet şöyle biraz yukarı çıkaralım. Yukarıdaki yazılar grafik verilmiştir şeklinde onunla uğraşmayalım. Ve fx fonksiyonunun grafiği verilen bize bunun yardımıyla tanımlanan bir gx fonksiyonu var. İntegrale bakalım. Eksi 1'den 2'ye kadar gx dx integrali. Evet gx bir parçalı fonksiyon. Dolayısıyla bir parçalanma yapacağız. Peki gx'in kritik noktası ne? Bakıyorum ki 0 kritik noktası. E, 0 kritik nokta da neyi incelememi istiyor? türevin işaretini. Yani diyor ki f türev sıfırdan küçükse 1'i kullan gx için. Sıfırdan büyük eşitse 2'yi kullan. Hmm, grafikten burada yararlanacağız şimdi. Biraz önce g'nin kritik noktasına sıfır deyince ufak birazcık hata yapmış olabiliriz. Çünkü x küçük sıfır deseydi kritik nokta sıfır olurdu. Fakat burada f türev x küçük sıfır diyor. O zaman fonksiyonumuzun hemen neyine bakacağız arkadaşlar? Artan azalanlığını inceleyeceğiz. Neden? Çünkü fonksiyonumuzun artan azalanlığı türevin işaretini belirliyordu. Peki sınırlarımız ne? Eksi birden ikiye. Eksi bir şuralarda bir yerde, iki de burada. Şimdi kritik nokta ne oluyor? Bakın arkadaşlar, fonksiyon eksi birden başladığı, nereye kadar sıfıra kadar arttı? O zaman burada türevin işareti artan bir fonksiyon olduğu için sıfırdan büyük. Sıfırdan ikiye kadar ne oldu? azalma başladı. O zaman burada da türevin işareti sıfırdan küçük. Güzel. Şimdi parçalanmayı nereye göre yapacağız? O zaman sıfıra göre yapacağız. İntegralimizi şurada parçalayarak devam edelim. Eksi birden sıfıra. Fonksiyonun işareti ne arkadaşlar? Eksi bir ile sıfır arasında şurada. Bakıyorum ki türevin işareti sıfırdan büyük. Peki türevin işareti sıfırdan büyükken G'de kullanmamı istediği tanım ne? 2. O zaman integralimin yerine 2 dx yazıyorum. Artı. Devam ediyorum. 0'dan 2'ye. 0 ile 2 arasında şu bölgede bakıyorum. Türevin işareti negatif. E, türevin işareti negatifse gx'in yerine 1 yazmamı istemiş. Ben de 1 yazıyorum. 1 dx integralini almam gerekiyor o halde. İntegrallerimizi alalım şimdi. 2'nin integrali 2x eksi 1'den 0'a ve birin integrali x sıfırdan 2'ye. Hemen sınırlarımızı yazarsak yerine 2 çarpı sıfırdan 0 eksi eksi 1 yazarsak da eksi 2 artı burada sınır yazarsak 2 eksi 0 olacaktır. Burası eksi eksi artıya döndürdü 2 ve 2 eksi 0 da 2 dolayısıyla 4 olur. Sorumuzun cevabı denizli şıkkı olarak işaretlenebilir. Gelelim 10. sorumuza. 10. sorumuzda da bir parçalı fonksiyonumuz var. Türev fonksiyonu bu defa parçalı verilmiş. F0 eğer 3 ise diyor. F2 nedir? Evet. F fonksiyonuna ulaşmamız lazım. Türev fonksiyonundan nasıl yararlanırız? Diyelim ki arkadaşlar. F fonksiyonunu şöyle oluşturmaya çalışalım biz de parçalı olarak. X birden küçükken. Türevimiz x artı 1 ise integralimiz ne olacaktır? Evet hemen x neyin integraliydi arkadaşlar? x neyin türeviydi pardon? x kare bölü 2'nin integral alıyoruz yani. 1'in integrali neydi? x. Ama neyi unutmuyoruz? İntegral sabitimizi. Peki x büyük eşit birken yine burada integral alırsak 2x'in integrali 2x kare bölü 2'den x kare artı ve bir integral sabiti daha. Şimdi yukarıdaki c ile karışmasın diye o zaman buna da c1 diyelim. Demek ki f fonksiyonumuzun integralini alınca karşımıza gelen bu c ve c1 değerlerini bulmamız gerekiyor bizim. Peki nasıl bulalım bunları? Verilen şu eşitlikten yararlanalım öncelikle. f0 3 olarak verilmişti. Nerede kullanacağız bunu arkadaşlar? 0 birden küçük olduğu için şurada. O zaman f0'ı oluşturursak eğer 0 artı 0 artı c olur. Bu neye eşitmiş? 3'e. Bu biz de buradan c'yi 3 olarak bulmuş oluruz. Hemen yazalım c yerine 3 olarak ifade edelim c'yi. C'yi 3 bulduk. E peki c'yi bulduk. C 1'i nasıl bulacağız? Evet. Burada devreye ne girecek arkadaşlar? Fonksiyonun türevi alınabilmişse f fonksiyonunun ben sürekli bir fonksiyon olduğunu biliyorum. O zaman diyorum ki bu fonksiyonun hem limiti olmalı hem de limit değerinin x eşittir 1'deki değere eşit olması gerekiyor. Hemen onu kullanalım. O zaman alttaki parçada ve üstteki parçada x yerine 1 yazarsak 1 bölü 2 artı 1 artı 3 ne olmalı diyoruz? 1 artı c1 olmalı. Neden 1 yazdık? Çünkü kritik noktamız 1 olduğu için. Bu fonksiyon 1'de 1 parçalanma yaşanmışsa bu parçalanmayı kopmadan devam ettirmemiz gerektiği için sürekli bir fonksiyonda x yerine 1 yazarak eşitlemeyi o yüzden yaptık. Hemen buradan c1'i bulalım. Şu birler sadeleşsin. O zaman c1 eşittir. Şu toplama işleminin sonucu 2 kere 3 6 1 eklersek 7 bölü 2 olacaktır. O zaman c1 yerine de 7 bölü 2'yi yerleştirelim. Ne isteniyordu bizden? F2. F2 nerede bulacağım? 1'den büyük olduğum için bu parçayı kullanacağım. Yani 2'nin karesi artı 7 bölü 2 olacaktır. O da 4 artı 7 bölü 2'yi verir bize. 2 ile payda eşitlersek 8 artı 7'den 15 bölü paydamız 2. O zaman e şıkkıdır diyoruz. Doğru cevabımız. Ve hemen 11. sorumuzla devam ediyoruz. 11. sorumuzda da f gerçel sayılarda tanımlı bir fonksiyondur diye başlıyor. Her x, y eleman r için fx artı y eşittir. fx artı fy eşitliği veriliyor. Buna göre eksi 10'dan 10'a kadar fx dx integralinin değeri aşağıdakilerden hangisidir demiş bize. Şimdi verilen şu eşitlikte. Evet düşünelim biraz arkadaşlar. Nasıl bir fonksiyon tanımlarsak biz bu fonksiyonun bu şekilde eşitliğini sağlayabiliriz. Evet benim aklıma fx için şöyle bir fonksiyon yazmak geliyor. ax diye başlangıçtan geçen bir doğrusal fonksiyon. Diyorum ki fx artı y'yi oluşturursak eğer bu da bize a çarpı x artı y'yi verecektir. Peki bu a'yı içeri dağıtırsam ax artı ay olmayacak mı? Peki nedir ax? Yukarıda gördük fx'ti. Nedir ay? x yerine y yazılmış. O da f y demek mi? E, o zaman sol tarafta x artı y idi. Peki buyurun ulaştık mı? Tanıma uygun bir şekilde ulaştık. O zaman şu integralde yani eksi 10'dan 10'a kadar f x dx yerine ben ax çarpı dx yazabilirim. Güzel. Bu integralin eşitini bulacağım. İster integral alalım arkadaşlar. İstersek şu fonksiyonun özelliğini görmeye çalışalım. Kuvveti 1 mi? Yani tek fonksiyon mu? E -10'dan 10'a da gitmiş. E 0 diyeceğim arkadaşım hiç integralle uğraşmama gerek yok. D'dir diyoruz sorumuzun cevabı. Evet, fonksiyon bilgimizi şöyle birazcık harekete geçirmemizi istiyordu sorumuz. Fonksiyonumuz R'den R'ye tanımlanmış. Şöyle biraz yukarı çıkarıyorum arkadaşlar çünkü E şıkkı görünmüyor. Bir tane fonksiyon tanımlanmış. Türev grafikleri var şıklarımızda. Demek ki bu grafiği soracak bize ama şöyle ifademizi görelim. Heh. Eğer cevabımız Edirne ise yine kaydırırız. Diyor ki f ne eşittir n'den n artı 1'e x dx fonksiyonu veriliyor. Buna göre f fonksiyonu türevinin grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi hangisi olabilirse bizim öncelikle şu integrali almamız lazım. İntegrali alalım hemen. O bize x kare bölü 2 verecektir sınırlarımız n'den n artı 1'e. Yazalım yerine. x yerine n artı 1 yazarsak n artı 1'in karesi bölü 2. n yazarsak da n kare bölü 2. Şu kare alma işlemini yaparsak yukarıda n kare artı çarpımlarının 2 katı 2 n artı 1 verir. Ortak payda da yazmak için de eksi n kare bölü 2 yazıyorum. Gitti mi arkadaşlar şu ne kareler? Ne kaldı yukarıda? 2n artı 1 bölü 2. Bu bizim fonksiyonumuz arkadaşlar. Bunun ne istiyor bizden grafik olarak? Türevini. Peki türev alırsak ne yapar türev fonksiyonumuz? F türev n eşittir. Evet 2n artı 1 bölü 2. Şimdi şunu parçalayarak yazarsak 2n bölü 2'den n gelir artı 1 bölü 2 demektir. E, türevini alırsak 1 bölü 2'nin türevi zaten 0 olduğu için n'in türevi de 1'i verecektir. Evet, demek ki nasıl bir fonksiyon oluştu elimizde? Bakın sabit bir fonksiyon. İnceleyelim şimdi grafikleri. A ve B değilmiş zaten. Hemen onlar doğrusal fonksiyon grafikleri çünkü. E, D şıkkında da bir parabolik fonksiyon görüyorum. E ne kaldı geriye? C ve E şıkları. E C şıkkında x ekseninin altındayız. E şıkkında x ekseninin üstündeyiz. O yüzden C olamaz. E'dir diyoruz bizim istenen türev fonksiyonumuzun grafiği. Evet bu da güzel bir soruydu. Şimdi bakalım 13. sorumuz ne istiyor bizden? Evet bir tanımlama yapılmış arkadaşlar 13. sorumuzda. Fi tanımlaması. Diyor ki kök 5 artı 1 bölü 2 yaklaşık olarak 1,6 sayısı altın oran sabitidir. Altın oran sabiti için fi kare eksi fi eksi 1 eşittir 0 denklemi geçerlidir. Yani bu denklemi çözersen karşına bu değer gelir ve bu da bir sabittir adına da altın oran denir diyor. Peki bize ne soruyor? Sıfırdan bire iki fi kare x eksi 1 dx integralinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir demiş. O zaman integral alalım. Hemen bulalım integralimizin eşitini. Sıfırdan bire iki fi'nin karesi x eksi 1 dx. Bu integrali alırsak 2 fi'nin karesi sabit. X'in kuvvetini arttırıyorum 2 ve o kuvvete bölüyorum. Eksi 1'in integrali de x sınırlarımız 0'dan 1'e. Şu 2'ler sadeleşir zaten arkadaşlar. 1 yazarsak eğer 1'in karesinden 1 yani burası fi kare verir. Eksi x yerine 1 yazarsak 1. 0 yazınca 0 ikisini de ne yapacak? Yutacak. O zaman integralimizin eşiti ne oldu? Fi kare eksi 1 oldu. Hmm, güzel. Bakalım. Fi kare eksi 1'i buradan rahatlıkla görebiliyoruz zaten. Bakın fi kare de var. Eksi 1 de var. O zaman atalım şunu diğer tarafa. O halde fi kare eksi 1 bu diğer tarafa pozitif geçeceği için fi eşit olacaktır. Dolayısıyla getirip siz de burada bulduğunuz integralin sonucuna fi yazabilirsiniz. O zaman c'dir diyoruz. Bizden istenen cevap için. Ve artık sona yaklaşıyoruz arkadaşlar. 14. sorusu testimizin sonuncu sorusu. Bakalım bu soruda ne istiyor bizden? Bir tanımlama var yine. F doğrusal bir fonksiyon olmak üzere her x eleman r için f 4 eksi x eşittir 4 eksi f eşitliği veriliyor. Buna göre 0'dan 4'e f x nedir demiş. Güzel. Şimdi f yerine demek ki bir şeyler yazacağım. Ne yazacağım? Şuradan çekelim. fx pozitif olsun diye bu tarafa atıyorum. Ve bunu da bu tarafa. O zaman fx'in 4 eksi f 4 eksi x olduğunu görüyorum. Peki bizden istenen integralin içinde bu ifadeye o halde yazalım fx değerini. 0'dan 4'e fx yerine 4 eksi f parantez içinde 4 eksi x diyorum. Dx'i de yazdım. Şimdi böyle sorularda biz ne yapıyorduk? Hemen şuradaki parçalanmayı yapıyorduk. Yani sıfırdan 4'e 4 dx eksi yine sıfırdan 4'e f 4 eksi x dx. Şu integrali alabiliyoruz. Bu integralin eşiti ne olur? Şurada yazarsak eğer 4x yapacaktır. Nereden nereye? 0'dan 4'e. Evet x yerine sınırlarımızı koyarsak 4 kere 4 16 eksi 0'dan bu integral bize 16'yı verir. Yazalım yerine. Eksi. Şimdi buraya geldim. Burada da bir dönüşüm yaparsak arkadaşlar şu 4 eksi x'e u diyerek bir düzenleyelim orayı. 4 eksi x'e u dersek diferansiyel aldığımız zaman eksi dx bizi du'ya götürür. Yani d yerine de eksi d u yazabileceğimiz anlamına gelir. Güzel. Yeniden yazalım şimdi. x yerine 0 verirsek u sınırımız 4 olacaktır. Ve x yerine 4 verirsek de u sınırımız 0 olacaktır. f 4 eksi x'e ben u diyorum. Çarpı d yerine de eksi d Eksi d u yazınca şu eksiği ne yapabilirim? Hemen dışarı etki ettirebilirim. O zaman integral 16 artı nereden nereye? 4'ten 0'a f u d u olacaktır. Şimdi biz bakın 0'dan 4'e f x d integralini şurada oluşturmaya başlamışken ifademizin içinde yine 4'ten 0'a f u d u şeklinde bir ifade bulmuş olduk. Şimdi arkadaşlar f u d u demekle f x d demek arasında hiçbir fark yoktu hatırlarsınız. O zaman eğer biz şu integrali adlandıralım. Çünkü yerler biraz azaldı yazarken biraz kolaylık sağlasın bize. A dersek şurada A integralini yazmaya başlamıştık. Peki buradaki malzemeye bakın şimdi. Buradaki malzemenin farkı ne? Sadece sınırların yeri değişik değil mi? E biz bunu sıfırdan dörde kadar F U D, U olarak yazarsak başına eksi koymuyor muyduk? Koyuyorduk. E, f u d u'nun f x d x'ten bir farkı yoktu. O zaman şu integralin eşitine biz direkt eksi a diyebiliriz artık. Peki ne var elimizde şimdi? A ile başladık, 16 eksi a'ya ulaştık çünkü buralar hep a integralinin eşiti. O zaman şu eksi a'yı da bunun yanına alırsak, 2 a eşittir 16 buluruz ki bu integralde 8'dir. Bizden istenen integralin değeri de 8 olur ki diyoruz. E şıkkıdır sorumuzun doğru cevabı. Evet son sorumuzda da 14. soru. Böylelikle test 4'ün çözümlerini tamamlamış olduk. Bir dahaki soru çözümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.